Hepinize selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hiçbir vasfı olmayan reaksiyon kanalları efendim. Direkt girişte söyleyeyim, işini doğru düzgün yapan, farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışan, samimiyete önem veren insanlara hiçbir lafım yok tabii ki. Bu dipnottan sonra konumuza dalalım. Eleştiri yapacağım tepki kanallarının iki tane farklı tipi var. Biri gerçekten hiçbir söyleyecek şey bulamayan, her şarkıya güzel diyen, bir yorum katmayan veya katamayan, kafa sallayıp geçen tayfa ve sadece böyle yaparak da izleniyorlar. Yorum yapma zahmetine girmemeleri sorun olmuyor onlar için. İkinci tip ise söyleyecek şeyleri olup ama ağzımızın tadı kaç Ali Rıza Bey modunda olan Dislike almamak, kötü yorum almamak ve beyinleri koyunlaşmış fanları karşılarına almamak için Her dinlediği işi beğendim diyen ve kendilerine hitap etmeyen sözlere karşı Rahatsızlık duymalarına rağmen susanlar Bu tipler Türkiye'de çoğaldı, yabancılarda zaten vardı Türk toplumu böyle kendi adı nerede geçerse geçsin çok coştuğu için Bunu çok güzel kullandı bazı kanallar Ülkemizde de çoğaldı reaksiyon kanalları Şimdi önce ikinci tip hakkında konuşalım Arkadaşlar bu tipler genelde bana uymuyor o sözler, o flowlar Ama herkesin kendi görüşü, kendi tarzı diyen tipler Herkesin kendi görüşü isteyen istediğini yapar gibi cümleler çok sık kullanılıyor. Beğenmiyorsan dinleme bu kadar basit diyen tiplerde hayli fazla. Kardeşim sen farklı bir yorum açık değilsen beğenmediğini gerekçeleriyle beraber anlatan birini izlemeyebilirsin. O kanal sana ait abi. Yorumunu belirli sınırlar içinde saygısızlık yapmadan gayet güzel bir şekilde yapabilirsin. Bu tip kanalların zaten kendi de dediği gibi herkesin kendi görüşü sonuçta. Sonuçta adı üstünde tepkini koyuyorsun yorumlamalar yapıyorsun. Herkes istediğini yapar gibi salak saçma bir cümle duymadım ben. Defalarca bu örnekleri verdim ama tekrar söylemekte fayda var. İsteyen istediğini zaten yapıyor yapacaktı arkadaşlar. Ama bir kanal yorumlama kanalıysa veya tepki kanalıysa veya işte ben gibi eleştiri videoları da yapıyorsa görüşünü katmak zorunda. O görüş sana uymuyorsa Kudüs köpek gibi saldırmana gerek yok. Kendi kalıplaşmış düşüncelerini bir kenara bırakıp fanlığını bir kenara koyup düzgünce videoyu izleyip farklı bir bakış açısı duyman seni öldürmez. İsteyen istediğini yapıyor. Çok isterdim herkes istediğini doyasıya yapamasın ama maalesef yapıyorlar yapacaklar da. Ben de kendi yorumumu ifade etmeye devam edeceğim. Bu da benim istediğim şey. Bu kadar basit bir sistem var. Bu kitle çok alışmış. En doğru yorum bizim yorumumuz. Başka yorum yapılamaz. Eğer bir yorumum varsa içinde tut lan paylaşma modunda olmaya. Mesela işte geçen yayınladığım yayın kesinden örnek vereyim. Videoyu övüyorum. Birkaç yerde sırf iyi anılmasını istediğim ve gencecik yaşında vefat ettiği için doğru bulmadığım yerleri söylüyorum ve iyiliği için. İsteyen istediğini yapar. Karışamazsın. Sana ne? Yıl olmuş 2021 hala yorum yapmak, eleştirmek gibi şeylerin doğal ve gerekli şeyler olduğunu anlayamıyorlar. Çünkü fan olmaktan gözünün önünü göremez olmuşlar. Daha 16 yaşında bir çocukken video uyuşturucu sözleri yazmış. Ben diyorum ki daha yaşı 16 16. Asıl sizin buna çok üzülmeniz lazım fanlar olarak. O yaşta böyle sözler yazılmaz. Ailesi olsam öldükten sonra yayınlanmasına asla izin vermezdim ama tabii ki benim görüşüm bu diyorum. Karışmak istemiyorum diyorum. İnce bir konu diyorum. Bak reşit olsa belirli bir yaşa gelse tamam herkesin kendi hayatı kendi yaşam tarzı diyebilirsiniz tamam. Ama azıcık vicdan be. bu arada ben tüm rapçilerin sağlıklı ve iyi olmasını istiyorum. Siz ne istiyorsunuz bilmiyorum. Her ne olursa olsun bu uyuşturucu yanlış bilmiyorsam tatlı bir şey değildir. Kendini kaybedip yakınlarını öldürdüğü veya kendi krize girip öldüğü bir zehir sonuçta bu. Ben sevdiğim rapçilerin böyle bir kötülüğe bulaşmalarını istemem mesela. Sevmek kötülüğünü istemek değil değil mi? İşte tüm bu sözlere tek verdikleri cevap da herkes istediğini yazar, söyler, karışma. Gerçekten rap kitlesinin özeti bu. İyiliği için konuşsanız bile kabul edilmiyor artık. İşte bu gibi şeyler olsun istemiyorsan kukla gibi her önüne gelene ha 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 ki 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 ne güzel demelisin. Ve bana bunu yapanlar da hiç samimi gelmiyor arkadaşlar. Türkçe rapte eleştirilmesi gereken o kadar fazla durum ve olay var ki say say bitmez. Eğer gelen kötü yorumları da göğüsleyemiyorsan yapmayacaksın bu işi. Onu da anladım bu zamanlarda ben. Eskiden alınıyordum, garipsiyordum, bu kadar mı olur uyuh falan diyordum ama yok yani oluyormuş. Her şey tecrübeyle sabit gerçi zaten. Şimdi çok uzattık. Gelelim birinci tipe. Birinci tip direkt offside. İnsanlara hitap etmek istiyorsan kendine özgü düşüncelerin bir konuşma stilin olmalı. İçindekileri kelimeleri güzel şekilde dökmelisin ki başarılı olasın. Bu insanlar o ikinci tipten ziyade direkt ciddi ciddi hiç düşüncesi olmayan ot gibi yaşayan tayfa. Her zaman diyorum hayatta bazı öncelikleriniz bazı çizgileriniz bazı sınırlarınız olsun. Her birimiz kendimizi süzgeçten geçirmeliyiz. Daha fazla düşünüp düşündürmeye çalışmalıyız yani. Karşılaştırma yapanlar olacaktır diye söylüyorum. Şimdi yanlış anlaşılmasın ben kendimi olağanüstü bilgin veya en iyi konuşmacı falan olarak tabii ki görmüyorum. Ama hiç olmazsa kendi penceremin dışına da çıkabiliyorum. Bir olay olduğunda sevdiğim sevmediğim rapçi olsun fark etmez. Biraz olayı inceleyip kendi fikirlerimi anlatabiliyorum. Arkadaşlar çok bir şey istemiyorum. İnsanlar açık olsunlar. Millete yaranmak için şekilden şekilde girmesinler istiyorum. Düşünsünler istiyorum sadece. Bu anlattığım iki tipin de bazı ortak özelliklerini söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Evet eğer bu tayfalardansan bu emojiyi kullanman sana farz oluyor galiba. Emoji de çok tatlı ve komik değil mi? <laughs> bir de her dinledikleri işe iyi demek, yorum katmamak, beğenmediği yerleri söylememek. Bunlar ortak özellikleri. Tabi daha yeni anlattım. Birinci tayfa gerçekten yapacak yorum bulamıyor. İkinci tayfa az çok buluyor ama anlatamıyor falan filan. Şimdi neden izlendiklerine de geleyim arkadaşlar. Bizim toplumumuz dünden bugüne hep basiti kucaklayan, zor yapmayı bırak, yapmayı düşünmeyi bile reddeden bir toplum oldu genelde. İnsanların farklı bir şeyler duymaya sabrı ve tahammülü yok. Beğendikleri şeylerin özünde beğenilmemesi gereken bir şeyler olduğunu kabul edemiyorlar. Herkes en bilgin benim kafasında. Arkadaşlar hepimiz aciz insanlarız. Hatta bayağı aciz insanlarız. En güçlü insan, en zeki insan, en bilgili insan da günü geldiğinde hakkın rahmetine yolcu olacak. Bu içinizdeki kibri bir kenara bırakıp insanları fan, hater olarak değil bir dinleyici olarak değerlendirmeniz lazım artık. İnsanlarımız kendine hiç güvenmiyor. Daha gerçek hayatta tanımadıkları insanlara hayatlarını feda edecek kıvama geliyorlar. O yüzden hiç yorumu açık değiller ve nerede basit sadece övgü içeren şey varsa onu kucaklıyorlar. Yapmayın canlar. Herkesin kendi görüşüymüş. E abi senin de bir görüşün olsun işte. Nabza göre şerbet olmayın arkadaşlar. 10 dakikalık videoda sadece ağzını açıp ooo ooo ne yaptı lan öyle falan diyen adamları yapıcı şekilde eleştirin. Özünde zaten art niyetli kötü insan değillerdir çoğu. Tabi içinde sırf parama bakayım yemişim rapçilerinin kitlesini deyip kamera önünde ailem can Beğeni, yorum, please isteyenler de var. Ama geneli bence böyle değil. Türk kanallarda, yabancı kanallarda da iyi insanlar vardır eminim genelde. Sadece bu YouTube dünyasında fazla kaptırıyorlar kendilerini. Ama eleştiri her insana lazım. Sadece övülmemesi gereken çok şey var. Diyelim illa canlı, kameralı tepki izlemek istiyorsunuz. Size nacizane bir önerim olsun. Agak TV izleyin mesela. Ağzı olanın, yüzü olanın sosyal medya fenomeni olmaya çalıştığı bu devirde... ...böyle yorum katabilen adamları destekleyin mesela. Mesela 1500 milyon abonesi olan Mat Salih'in yaptığı binlerce video da sana katabileceği şeyin daha fazlasını birkaç videoda katar AgakTV. Hem samimi hem adam yabancı olmasına rağmen Türklerden çok şey anlıyor ve anlatıyor. Ve böyle boş boş her izlediği şey de iyi demiyor. Beğeni alayım kafasında değil. Vardır böyle belki birkaç tane daha kanal ama sevip izlediğim bir reaksiyon kanalı varsa o da Agak TV Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenip hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.